Son derece sıradan bir çizgi film gibi görünse de izledikçe beni mutlu eden, hayat enerjisiyle dolduran bir yapımdan bahsedeceğiz. Clarence. Clarence'ı çizgi dizi olarak bu kadar sevmemin ana sebebi küçük dostumuz Clarence'ın aşırı sevimli bir karakter olması olabilir. Clarence o kadar iyimser, o kadar saf düşünceli bir çocuk ki izlerken sizler de onun kadar saf duygular içinde olduğunuz çocukluk anılarınıza dönebiliyorsunuz. Clarence tombul vücudu ve önden görünen iki dişiyle okul ortamında dalga geçilebilecek fiziksel özelliklere sahip. Şovun yaratıcısı Skyler Page'in bu seçimi çok değerli bence çünkü biliyoruz ki dış görünüşü sadece biraz farklı diye okul ortamında zorbalığa uğrayan tonla çocuk var. Clarence resmen o çocukları hem temsil ediyor hem de onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. 10'ar dakikalık bölümlerde Clarence'ın okulda ve mahallesinde başına gelenleri izliyoruz. Kimi zaman başını bir belaya sokuyor, kimi zaman çocukça heveslere kapılıyor. Bu durumlarda her zaman yanında olan arkadaşları Sumo ve Jeff de hikayemizin önemli bir parçası oluyorlar. Dizimiz basit ana hatlara sahip. Ana karakterimiz Clarence tıpkı SpongeBob gibi aşırı optimistik bir karakter. Başına ne gelirse gelsin mutluluğundan taviz vermeyen ve kimseden nefret etmeyen birisi. Clarence'ın bu olumlu tutumu diziye de inanılmaz pozitif bir atmosfer sağlıyor. Bölümlerin çoğunluğunda Clarence'ı o masum gülümsemesiyle görüyoruz. Ancak bir bölüm var ki çizgi dizinin en karanlık sahnelerini içerisinde barındırıyor. 1. sezon 41. bölümde Clarence'ı daha önce hiç alışık olmadığımız bir biçimde görüyoruz. Bölümün başında televizyondan bir reklam izliyoruz. Bu reklama dikkat etmek gerek. Çünkü gerçekten bir zamanlar yayınlanmış bir reklam bu. 1980'de My Buddy oyuncakları olarak bilinen reklam herkesin ilgisini çekmeyi başarmış. Ve gördüğümüz üzere Clarence'da yer alan Lil Buddy reklamı da bu eski reklamın bir nevi parodisi. Zaten bölümümüzün ismi de Lil Buddy. Peki bölümde neler oluyor? Clarence sınıf arkadaşlarına bu reklamı izlettikten sonra çantasından bir oyuncak çıkarıyor ve bu oyuncağı Lil Buddy olarak arkadaşlarına tanıtıyor. Ardından teneffüste bu pek de sevimli olmayan oyuncakla arkadaşlarını darlamaya başlıyor. Görüyoruz ki oyuncak Clarence dışında kimsenin ilgisini çekmiyor. Teneffüs devam ederken ve herkes oyununa dalmışken Clarence Lil Buddy'yi hevesli bir arkadaşına uzatıyor ve onun yere düşmesine sebep oluyor. Bunu uzaktan gören öğretmeni ona 5 dakikalık ceza veriyor. 5 dakika boyunca hiçbir şey yapmama cezası. Bu ceza Clarence için oldukça uzun geçiyor. Mevsimler yıllar kadar uzun. Nihayetinde öğretmen Clarence'a 5 dakikadan 5 dakika fazla yani 10 dakika beklediğini söylüyor. Rahat bir nefes alan Clarence tam teneffüse devam edecekken zil çalıyor ve öğrenciler içeri girmeye başlıyorlar. O hissi bilirseniz sanırım ben de ilkokuldayken teneffüsleri kaçırınca ve teneffüsüm boşa gidince çok üzülürdüm. Ancak Clarence'ın bu üzüntüsü gereğinden fazla büyümeye başlıyor. Hemen sonraki derste canının epey sıkkın olduğunu hareketlerinden anlıyoruz. Sumo ile Jeff deneseler de Clarence'ın bu ruh halini değiştiremiyorlar. Clarence eve döndükten sonra odasında Lil Buddy'ye öfkesini kusmaya başlıyor. Aslında Clarence hiç böyle bir çocuk değil bildiğiniz gibi. Bölümü ilginç kılan nokta da belki budur. Clarence sinirle Lil Buddy'yi duvara fırlatıyor ve onun kolunun kopmasına sebep oluyor. Bunu anlık bir öfkeyle yapan Clarence aslında bu davranışına çok pişman oluyor. Çünkü dediğimiz gibi Clarence'ın yapısında böyle kaba davranışlara yer yok. Sonra Clarence bu oyuncağı çantasına atıyor ve bisikletiyle doğru ormanın içine sürüyor. Kaldırımda giderken komşusunun üzerine su sıçratıyor ki bu da aslında önemli bir detay. Çünkü Clarence'ın bu olaylar geliştikçe istemeden de olsa birilerine zarar vermeye başladığını izliyoruz. Ormana gittikten sonra Lil Buddy'yi uygun bir yere gömüyor ve her şey bundan sonra başlıyor. Clarence annesinin yaptığı espriye gülmez hale geliyor, okulda da son derece çekilmez birine dönüşüyor. Hatta bu duygusuz tavırları çok daha ciddi boyutlara ulaşmaya başlıyor ve artık okulda isyankar davranışlarla ön plana çıkıyor. Öyle ki disiplin cezasından okuldan atılmaya kadar birçok uyarıyla karşılaşıyor. Saçını kesiyor ve kafasından şapkasını hiç çıkarmadığı bir hoodie giymeye başlıyor. Clarence'ı az biraz bilenler için şaşkınlığa uğratacak sahneler bunlar. Bu sevimli çocuk nasıl olur da böyle depresif hale bürünmüş olabilir? Bölümde herkesi ve her şeyi seven dışa dönük bir çocuktan bunalımlı, cansız ve içten içe ölü bir çocuğa hızlı bir dönüşüm izliyoruz.
Clarence'ın yüzündeki endişeyi arkadaşını istemeden düşürdüğü ilk sahnede görüyoruz. Aslında başkalarına yanlışlıkla da olsa zarar verme korkusu Clarence'ı baştan beri etkiliyor. Sonrasında çok sevdiği Lil Buddy'yi duvara fırlattıktan sonra derin pişmanlık yaşadığını da görmüştük. Bence Clarence'ın son haline ulaşmasının sebebi aslında içinde beslediği saf duygular. Özellikle de bu saf çocuğun oyuncağına hissettiği saf hisler belki de en büyük etken olabilir. Zira Clarence'ın depresif döneminde defterine sürekli Lil Buddy'nin ismini yazdığını görmüştük. Sonunda da ona kavuşunca neşesi yerine gelmişti. Sebebi ne olursa olsun küçük bir çocuğun her olaydan nasıl etkilenebileceğini ve karanlık bir kişiliğe bürünebileceğini çok iyi gösteren bir bölümdü. Ayrıca hava olaylarının ve gölgenin kaliteli bir biçimde aktarıldığı sahneler ekstra hoşuma gitti. Lil Buddy'de Clarence'ın en karanlık yüzünü görsek de bence harika bir bölümdü. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Clarence'ı izlediniz mi? Hangi karakterler hoşunuza gidiyor? Cevaplarınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.